Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bu bölümünde maziye gideceğiz. Yani mazi fiillere tekrar döneceğiz ve mazi fiillerin yapısıyla ilgili örnekler göreceğiz. Daha önce mazi fiilin malum binası yani malum yapısını görmüştük. Şimdi ise meçhul yapısını göreceğiz. Evet resimde bir berber ve onun tıraş ettiği kişi var ve diyoruz ki halakal hallaku bekran. Halaka tıraş etti. El berber. Bekir zaten Bekir demek. Berber Bekir'i tıraş etti. Evet ha harfiyle bu tıraş manasında idi. Evet burada fiili ve diğer kelimeleri incelersek, halaka el fi'lül mazi demiştik. Mağdi, mazi demek yani, geçmişte yapılan işi anlatıyor. Biz geçmişte yapılan işleri, tı, tu gibi eklerle söylüyorduk. Yani, tıraş etti, geldi, gitti, yaptı, yazdı gibi. Evet, peki bu işi yapan kimdir? Yani, bu fiilin, Faili kimdir? El hallaktır. Evet biz ona fail demiştik. Yani fiili işleyen, fiili yapan kişiye fail diyoruz ki buradaki fiil tıraş etmedir. Tıraş etme fiilini yapan ise el hallaktır. Yani faildir. Türkçe karşılığı ile berberdir. Peki tıraş edilen kişi yani bu fiilden etkilenen kişi kimdir? Bekirdir ve biz onu da mef'ulü diye söylemiştik. El mef'ulü fiilden etkilenen demektir. Evet failin harekesine tekrar göz atarsak yani el hallak kelimesi sonu ötreli olmak durumundadır. Yani fail ötrelidir. Mef'ulü bih ise üstünlüdür. Yani başında elif lam takısı olmayan bir kelime ise iki üstün alıyor. Başında elif lam takısı varsa tek üstün alıyordu. Mefhulü bih. Evet buradaki fiilimiz, fiil mazimiz halakadır ve biz bu fiilin yapısıyla ilgili şunu söylüyoruz. Lil bina il ma'lum, ma'lum bina Niçin malum diyoruz? Çünkü faili bellidir. Kim tıraş etti sorusuna cevap bulabiliyoruz. Berber tıraş etti. Dolayısıyla faili belli olan fiile malum bina diyoruz. Binası malum fiil. Bu fiili şahıslara göre çekersek daha önce mazi fiilin çekimlerini görmüştük. Tekrar hatırlayalım. Halaka tıraş etti. Halaka o ikisi tıraş etti. Halaku onlar tıraş etti. Halaqat o müennes. Halaqata o iki müennes ve ne? o müennesler tıraş etti. Yine muhatap çekimlerine gelirsek Halakte sen tıraş ettin. Müzekker için. Halaktuma ikiniz. Halaktum siz tıraş ettiniz. Peki müennesler için söylersek. Halakti sen. Halaktuma ikiniz. Halaktunne siz. Mütekellim çekimlerine gelirsek. Halaktu ben tıraş ettim. Ve halakna biz tıraş ettik şeklinde çekiyorduk. Evet, mazi fiillerin çekimlerinde sonundaki ekleri görelim. Yani sen derken üstünlü bir t geliyordu müzekkerde. Müennes'te ise sen derken esreli bir t yani t harfi geliyordu. Ben derken de sonuna ötreli bir t yani tü harfi geliyordu. Ve biz tıraş ettik derken de sonuna na eki geliyordu ki bu ayrıntıları daha önce görmüştük. İleride de örneklerimizde inşallah tekrar görmeye çalışacağız. Evet bu 14 çekime yani şahıslara göre mazinin çekimine biz lil bina-il ma'lum yani ma'lum bina için diyoruz. Çünkü burada yapan bellidir fiilin faili bellidir. Yani o, o ikisi, onlar tıraş ettiler. Yine sen, ikiniz ve siz gibi yapanı, faili belli olan fiillerin binasına, yapısına biz malum yapı veya malum bina diyoruz. Hani faili malum gibi. Peki örneğimizi tekrar alalım. Halakal hallaku bekren dedik. Yani hallak, berber, bekiri tıraş etti. Halaka tıraş etti ve buna biz mazi fiil diyoruz. Hallak ise faildir. Buradaki bekir ise el mefulü bihtir demiştik. Mefulü bih ise fiilden etkilenendir. Yani tıraş etmeden etkilenen kişi bekir olduğuna göre ona biz mefulü bih diyoruz. Burada biz faili çıkarırsak yani fail meçhul olursa, bilinmez ise faili biz devreden çıkaralım. Şu anda failin kim olduğu belli değil. Fail meçhul. Bu durumda geriye iki kelimemiz kalıyor. Birincisi fiilimiz, diğeri ise mefhulü bihimiz. Yani fiilden etkilenen kalıyor. Evet, burada artık fiilden etkilenen kişi veya şey kendisine yeni bir rol üstlenecektir. Biz onu fiilin yanına alacağız ve halaka bekren değil, onu halaka bekrun da değil, hulika bekrun diyeceğiz. Yalnız hulika demeden önce bekir kelimesinin artık mefhul bih olmadığını, bunun failin yerine geçtiği için naibül fail olduğunu söyleyelim. Evet, naibül fail artık failin vekilidir. Failin temsilcisi gibi veya fail adına buradadır. Evet, Bekir artık mefhulü bih değil, naibül fail olmuştur ve fiilimiz ise hulika olacaktır. Yani meçhulden bahsediyoruz. Halaka, hulikaya dönüşünce yapan belli olmaz. Hulika bekrun, bekir tıraş edildi. Bekir tıraş edildi. Ve burada kimin tıraş ettiği belli değildir. Biz bu sonuca nasıl ulaşıyoruz? Halaka fiilinin harekelerinin değiştiğini görerek ulaşıyoruz. Yani ha, le, ga, iki üstünle başlayan fiilimiz artık ötre ve esre ile başlamıştır. Evet demek ki mazi fiili meçhul yapmak için ondaki yapılması gereken değişiklik ilk harekesiyle ikinci harekesinin değiştirilmesidir. İlk harekesinin ötre ikinci harekesi ise kesre yapıldığında o fiil artık malum değil meçhul bir fiildir. Yani lil bina'il meçhul diyoruz. Meçhul derken de faili belli olmayan yani faili meçhul diyoruz. Lil bina' yapı demek meçhul yapı için. Evet biz bunu şahıslara göre çekersek bu defa Hulika o tıraş edildi. Hulika o ikisi tıraş edildi. Huliku onlar tıraş edildi. Yine hulikat o müennes. Hulikata o iki müennes. Ve hulikne o müennesler diyoruz. Muhatap çekimlerde ise hulikte sen tıraş edildin. Huliktuma ikiniz. Huliktum siz. Evet bütün fiillerde ilk hareke ikinci harekenin değiştiğini görelim. Yine müenneslerde muhatap çekimler için hulukti sen, huluktuma ikiniz, huluktunne siz. Ve mütekellim çekimlerinde ise huluktu ben tıraş edildim, hulukna biz tıraş edildik. Evet biz tıraş olunduk ama tıraşı yapan fail belli değildir. Dolayısıyla biz bu fiillere artık lil bina il meçhul diyoruz. Yani mazi fiilin meçhul binası, meçhul yapısı, faili belli olmayan ve mef'ulü bihin failin vekili olarak geldiği fiiller. Başka bir örnek görelim. Burada ise bir doktor hastasını muayene etti ve biz bunu mazi olarak söyleyelim. Fahasa, fahasa kontrol etti, muayene etti. Et tabib, doktor, el merida, hastayı. Tabip, tabip demek zaten kullanılıyor. Merid ise marazlı, maraz hastalık demekti. El merida, hasta, doktor, hastayı muayene etti. Evet, fahasa. El fi'l-ul ma'di'dir. Yani muayene etti derken işin geçmişte yapıldığını söylüyoruz. El fi'l-ul ma'di. Peki bu işi yapan kimdir? Yani muayene eden et tabip'tir. Dolayısıyla biz ona el fa'il diyoruz. Fa'il, işin yapan kişidir. Fa'il. Peki işten etkilenen, bu fiilden etkilenen kişi kimdir? Hastadır. Biz ona, cümlede el mef'ulü bih diyoruz. Mef'ulü bih fiilden etkilenendir. Evet burada fail açık olduğu için, belli olduğu için, bilindiği için veya söylendiği için biz artık bu fiilin binasını biliyoruz. Bu fiilin yapısı malum bir yapıdır. Yani lil binail malum diyoruz. Faili malum olan, faili belli olan fiil. Peki bu fahasa fiilini şahıslara göre çekelim. Fahasa o muayene etti. Fahasa o ikisi. Fahasu onlar muayene etti. Fahasat o müennes. Fahaseta o iki müennes. Fahasne o müennesler muayene etti. Yine muhatap çekimlerinde Fahaste sen muayene ettin. Fahastuma ikiniz. Fahastum siz muayene ettiniz. Müennes muhataplarda. Fahasti sen muayene ettin. Fahastuma ikiniz. Fahastunne siz muayene ettiniz. Mütekellim çekimlerinde ise fahastu ben muayene ettim ve fahasna biz muayene ettik şeklindeydi. Evet, kalıp aynı yani sonuna eklenen e eklere, harflere bakmak gerekiyor. Müennes de, gayip de sonuna cezinli bir te geliyordu. Tesniyelerde sonuna elif geliyor ve cem-i müennes gayip de sonuna nun geliyor ve diğer örneklerde de hakeza. Değişik harfler eklenerek şahıslara göre ayrı ayrı ifade ediyoruz. Peki tekrar örneğimize dönmeden bunun yapısını söyleyelim. Yani bu fiillerin hepsi lil il ma'lumdur. Ya, yapanı bellidir. Sen, ikiniz, siz gibi faili belli olan fiillerdir. Dolayısıyla bunun yapısına biz ma'lum bina diyoruz. Örneğimizi şimdi tekrar görürsek fehasa el fiilul madi dedik. Et tabib faildir ve fail olduğunu cümlede sonundaki harekeden de anlıyoruz. Çünkü failin sonu ötredir. El da fiilden etkilenendir. El -mef ve mefulibihin sonu üstünlüdür. Fiil, is, kelimenin başında eliflam takısı varsa tek üstün, eliflam takısı yoksa iki üstün alacaktır. Peki biz burada faili devreden çıkarırsak yani failin bilinmediğini düşünürsek evet faili çıkarıyoruz. Geriye hasta kalıyor. Fahasa fiilimiz kaldı ve el de hastamız kaldı ve bu hastamız artık failin vekili olacak. Failin vekili olacak ve harekesi failin harekesini alacak. Yani artık el merida değil el meridu olacak. Ve biz buna artık el mef'ulü değil failin vekili diyeceğiz. Yani naibul fail. Failin naibi, failin vekili diyoruz. Peki meçhul de fail meçhul olunca fiilimiz ne olacak? Fiilimizde ise harekesi değişecek. Yani ilk harekesi ötre, ikinci harekesi ise esre olacak. Fuhisa, fuhisa muayene edildi, kontrol edildi. Evet, hasta kontrol edildi, hasta muayene edildi. Kim yaptı? Belli değil. Bu fiili kimin işlediği belli değil. Hangi doktor muayene etti? Bu da belli değil. Dolayısıyla biz faili meçhul olan, faili belli olmayan fiilin yapısına meçhul yapı diyoruz. Lil bina'il meçhul. Meçhul bilinmeyen. Demek bina ise yapıdır. Yani bilinmeyen yapı. Bilinmeyen fail, bilinmeyen bir bina. Evet bunu şahıslara göre çekersek yani fuhisa o muayene edildi. Fuhisa o ikisi muayene edildi. Fuhisu onlar muayene edildi. Müennesler için söylersek Fuhisat o muayene edildi. Fuhisata o ikisi ve Fuhisne onlar muayene edildi. Fuhiste sen muayene edildin muhatap olarak. Fuhistuma ikiniz muayene edildiniz. Fuhistum siz muayene edildiniz müennes muhataplara gelirsek fuhisti sen muayene edildin fuhistuma ikiniz fuhistunne siz muayene edildiniz ve mütekellim çekimlerinde ise fuhistü ben muayene edildim ve fuhisna biz muayene edildik evet burada muayeneyi yapan kişi belli değil muayeneyi kim yaptığı belli değil meçhul dolayısıyla biz bu tür fiillerin binası için lil bina'il meçhul diyoruz yani yapanı meçhul olan faili meçhul olan evet bütün bu fiillerin ilk harekesinin ötre ikinci harfinin harekesinin ise esre olduğunu görelim fuhi evet sonlarında herhangi bir değişiklik yok. Yani sonlarına eklenen harfler malumda olduğu gibi eklenmiştir. Ancak ilk hareke ile ikinci hareke mutlaka meçhulde ötre ve esre olmak zorundadır mazi için. Evet değerli izleyiciler bu bölümde mazi fiilin failinin belli olmaması halinde nasıl olduğunu gördük yani meçhul binasını gördük gelecek bölümde inşallah bu konuya örnekler vermeye devam edeceğiz